Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda dolar TL, altın ve gümüş değerlendirmesi yapacağız sizlerle birlikte. şimdi artık bizler için önemli destek ve direnç seviyeleri hangi seviyelerde oldu? Hep birlikte bunu incelemeye çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, dolar TL'de biliyorsunuz dün vermiş olduğumuz bir filama hedefimiz vardı. Bu filama hedefi yukarı yönlü çalıştı ve Dolar-TL kurunu yukarı yönlü taşıdı. Özellikle 7.96'nın kırılmasıyla birlikte arkadaşlar burada 20 kuruşluk yukarıya yönlü bir filama hedefi var demiştik. Ve bu da bugün itibariyle 8.20 civarlarını görerek bu filama hedefi Dolar-TL kurunda yukarı yönlü çalıştı. Şimdi bizim Dolar-TL kurunda önemli olabilecek destek seviyemiz arkadaşlar 8.16 desteği. Şuradaki 8.16 desteği. Çünkü bu 8.16 desteği e, çalışırsa arkadaşlar Dolar-TL kurunda çalışır. E, bu destek altında e, veya şöyle diyeyim. şu Bu destek 8.16 desteği üzerinde yukarı yönlü kapanışlar meydana gelmeye başlarsa o zaman e, Dolar-TL kurunda tekrardan yukarı yönlü 8.32 ve e, 8.42'de bulunan yukarı yönlü e, bir kanal aralığını e, dolar TL'de açmış e, tekrardan açılmış olacak arkadaşlar o yüzden 816 kuvvetli e, destek bölgesi şu an itibariyle takimizde kalacak önemli bir seviye şu an 817 seviyelerinde seyrediyor dolar TL kuru da bu 816 seviyesini yukarı yönlü kırabilir buralarda bir kapanış gerçekleştirebilirsek de yukarıda e, ilk etapta 832 ve onun ardından haftalık e, direnç seviyesi olan 8.42 seviyesine doğru dolar tl kurunu yukarı yönlü taşıyabiliriz. Günlükte gene grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar 7.97 seviyesindeki ve şuradan geçmekte olan 7.97 seviyesindeki kuvvetli bir direnç kırıldı ve bu direnç yukarı yönlü taşındı arkadaşlar bu direnç tekrardan test edilmekte istenebilir arkadaşlar. O yüzden yukarıda dediğim gibi 8.16 bizler için çok önemli olacak. E bu 8.16'dan tekrardan geri çekilmeler dolar TL kurunda görülebilirse de aşağıda 8.08 ve 7.97 seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir. Çünkü buradaki kuvvetli direnç seviyesi dolar TL kuru tekrardan test etmek isteyebilir. Bizler için özellikle de arkadaşlar 7.97 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça şuradaki kuvvetli artık destek bölgesi 7.97'deki bölge oldu. Buradaki 7.97 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda artık 8.32 ve 8.42 seviyelerinde bulunan ana direnç bölgelerine doğru hareketler beklentilerimiz dahilinde olacaktır arkadaşlar. Bunlar beklentimiz içindeki hareketler. Fakat dediğim gibi bu şartın yerine gelebilmesi için de bir orta destek seviyemiz 816 desteği bu 816 desteği de bizler için doların tekrardan bir üst kanal olan 816 832 ve 8 42 kanallarına doğru dolar TL'nin yönünü bizler için belirleyecek önemli seviye şeklinde gözükmekte O yüzden 816'ya dikkat aşağıda da e, mutlaka uzun vadeci arkadaşların takipte kalması gerekecek. 7.97 seviyesi dolar TL kurunda e, göze batan önemli seviyeler şeklinde de düşünebiliriz arkadaşlar. Dolar TL kurunda e, özellikle de bizim eee işsel e, yaşadığımız olaylar dolar TL kurunu çok etkilemekte. Özellikle de DAX'ın e, bu denli düşüş yaşaması ve bizim bu DAX'ın Düşüşüne karşılık herhangi bir TL'mizin güç gösterememesi de arkadaşlar son zamanlarda yaşanan Azerbaycan tarafında olsun Doğu Akdeniz'de olsun cari açımızda olsun içsel sebeplere bağlı olarak gelişmekte. O yüzdendir de arkadaşlar dolar TL kurunda dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de 8.16 üzerinde kapanışlar Dolar-TL kurunda görmeye başlarsak Dolar-TL'de hareketler daha agresif bir şekilde yukarı yönlü 8.32 ve 8.42 seviyesine doğru yaşanabilir. 7.97 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe de arkadaşlar şu an hala Dolar-TL kurunda hareketler kuvvetli olarak niteleyebiliriz. Altın tarafına da bakalım hemen. Altında bizler için önemli seviyeler. Altında Ons tarafına baktığımız zaman sıkışma arkadaşlar artık son haddelerine gelmiş gözükmekte. Yani bu hareket 2-3 gün içerisinde bir tarafa kırılacaktır. Özellikle de ons altında yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için artık yukarılarda 1920 seviyesi önemli bir hal almış durumda arkadaşlar. Yani 1920 üzerine 10 altında atabilirse, şuradan geçen 1920 seviyesi üzerine 10 altında atabilirse, artık 10 altında yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir diye ben düşünmekteyim. E, aşağıda da 10 altında arkadaşlar e, hareketlerin aşağı yönlü gidebilmesi için şuradaki seviyenin mutlaka aşağı yönlü kırılı e, kırılması şart. Bizler için bu seviye 1894 seviyesinde bulunuyor. Evet, 1894 seviyesi aşağıda, yukarıda 1920 seviyesi ee, yönü hangi tarafa doğru gideceği yönünde bize e, bilgi verecektir. Fakat altında şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben altının 2-3 gün içerisinde artık yönünü kesinleştireceğini düşünüyorum. Özellikle de ABD seçimleri yaklaştıkça e, altında bu süreçten etkilenecektir diye düşünüyorum. Özellikle de Joe Biden seçimlerden galip gelirse arkadaşlar bu tamamen altın tarafına yarayacaktır. Çünkü Trump'ın seçilmesi durumunda Trump bu teşvik paketine her ne kadar da şu an seçim yatırımı olarak sıcak baksa da seçimden sonra her türlü kararını değiştirebilir. O yüzden Trump'a pek güvenmiyorum ve seçimlerde Biden'ın kazanması durumunda arkadaşlar şu an zaten anketlerde de Biden 12-13 puan önde gitmekte. Fakat ABD seçimleri bu son saniyeye kadar ne olacağı belli olmuyor. O yüzden de arkadaşlar özellikle Biden kazanırsa altın tarafına çok yarayacağı şeklindeki düşüncem hala devam etmekte. Trump'ın kazanması durumunda da artık Trump teşvik paketini Onaylar mı veya ne şekilde onaylar buna göre de altında bir yön arayışı içerisinde olabiliriz diye düşünmekteyim. Evet gümüş onsa bakalım gümüş onsa ama gümüş onsa bakmadan önce bir gram altını inceleyelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet gram altında 502 seviyesinde biliyorsunuz tahminimiz vardı gram altını 500'lü seviyelere taşıyacağı yönünde 486'nın kırılımı ile birlikte gram altında 500'lü seviyelere doğru yukarı yönlü hareket beklentimiz vardı. Bugün itibariyle artık bu hareketlerimizde 500 üzerine yerleşti ve bizi mahcup etmedi. İnşallah stratejilerini düzgün kuran arkadaşlar da iyi kazanmıştır diye Tavsiyelerimizde bulunalım. Ayrıca arkadaşlar, video devam etmeden önce bir beğen tuşuna dokunursanız ve kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. E, son videomuzda yaptığınız beğen ve paylaşımlardan dolayı e, videomuz e, güzel bir izlenme ve e, takipçi sayımızda artış oldu. Bunlar sizin sayenizde katkı sunan tüm arkadaşlarıma da Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden hemen gram altına dönelim. Fazla da uzatmayayım vaktinizi almayayım gram altında şimdi 492 çok güzel bir destek konumuna geçti arkadaşlar. Şuradaki 492. bu yükselişin devamı için şart olan bir kanal. Bunun aşağı yönlü kırılmaması yukarıda ons altın hareketlerinin devam etmesi anlamını taşıyacak. Yukarıda 506 direnci gene gram altında kuvvetli bir direnç. Çünkü 506 direnci e, yukarı yönlü gram altında aşılabilirse arkadaşlar o zaman şuradaki kanalı bizlere getirecek 506-517 seviyesindeki ara kanal seviyesini e, bizlere gram altında yönünü açacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden 492 çok önemli 492 üzerinde kaldıkça yukarıda 506 ve 517 e, gram altıncılarında takip etmesi gereken önemli seviyeler. Hemen kısa kısa geçelim arkadaşlar vaktinizi fazla almadan. Videolar çok uzuyor çünkü. Evet. Gümüş ons. Ben arkadaşlar gümüşteki arkadaşlara şimdiden müjdelerini vereyim. Gümüşteki arkadaşlara. E, gümüşte yukarı yönlü hareketler yatırım tavsiyesi olmamak koş, e, koşuluyla. Ben artık gümüşte yukarı yönlü hareketlerin başlayacağını düşünmekteyim. Özellikle de e, gümüş şunun onsundaki bu daralma ve altın onsundaki bu daralma 2-3 güne kadar altın ve gümüşte bir yön tayinine gidecektir diye düşünmekteyim. Gümüşte şöyle bir çizelim hemen sizler için de belirleyelim buradaki yerimizi. Şuradaki kırılım çok önemli arkadaşlar. Yukarıdan gelen düşen tren çizgisi. bu düşen tren çizgimiz üzerinde kapanışlar başlamaya başladığı zaman yani bu da 24 Bugün itibarıyla 24-70, 24-80 civarından geçiyor. Aşağıdaki kırılımın da 23-80 seviyesi altında olması durumunda hareketler tekrardan aşağıya doğru gelebilir. Fakat ben buradaki kırılımın yukarı doğru gerçekleşeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmasın ve bu seviyeden gümüşün tekrardan 24.72 yukarı yönünü kırıp 25.83 seviyesine doğru gümüşü taşıyacağı yönünde beklentim mevcut. Yukarıda ilk önce bir 25.15 direnci ve onun üzerinde de 25.83 direncine doğru gümüşün onsunu yukarı yönlü çekeceği yönündeki beklentim hala devam etmekte arkadaşlar. Gümüş ve altın ons tarafında ee, hareketlerin e, bu tür grafiklerde pek zaman vermem arkadaşlar. Fakat e, buradaki üçgen içerisindeki sıkışma mutlaka 2-3 gün içerisinde yani bu hafta bir netice verecek. E, bu da aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü olacak. E, bu daralan üçgenlerde bize bu yönün hangi tarafa kırıldığı bunu bize gösterecek arkadaşlar. Benim beklentim buradaki üçgenin yukarı yönlü kırılması yönünde. E, fakat piyasalarda her zaman ne olacağı belli olmaz. O yüzden de aşağıda 2404 bir ana destek bölgemiz mevcut aşağı yönde hareketlerde ee, on onun altında da hemen arkadaşlar 23 destek seviyesi bulunmakta ee, fakat öncelikle Şuradaki kırılımları bir görmek lazım buradaki kırılımlar e, nasıl gerçekleşecek aşağıda 2404 altına inilmedikçe e, Gümüş ons aşağı düştü diyemeyiz. Yukarıda da 24.72 yukarı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketler başlamış diyemeyiz. Hemen gümüşün gramına da bakalım. Evet gümüş gramda 6.29 yükseliş için çok önemli dedik arkadaşlar. Ve 6.29 üzerinde gümüşün gramında kapanışlar gelmeye başladı. E, bunu da gene gümüş ons grafiği üzerinde size anlatacağım. 6.29 e, bizim için önemli dedik. Yukarıda 6.51'in kapısını açacak olan Kilit bu 6.29'daki destek seviyesi dedik ve bu 6.29 seviyesi kırılınca da gümüşte gram gümüşte yukarı yönlü hareketler hemen yaşanmaya başladı. İlk etapta 6.51 benim gümüşün gramında beklentim olan seviye oranında yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte 6.65'deki direnç seviyesine doğru gümüşün gramının gideceği müjdesini de sizlere verebilirim. İnşallah bu fikrimizde de yanıl, yanılmayız diye düşünmekteyim arkadaşlar. 6.29 altında gene olumsuz hareketler başlar. Ve 6.16-6.08 seviyesine doğru e, gümüşün gramını geriye taşır arkadaşlar. O yüzden bizler için 6.29 üzerindeki kapanışlar çok önemli. E, ki bu kapanışlar bizlere yukarıda 6.65 hedef noktasının yolunu açabilsin. Gümüş gramındaki arkadaşlar da. E, bu hareketleri takipte kalsınlar. Evet fazla uzatmayalım videomuzu. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.